Söke Genç İş Adamları Derneği Sögiyat Sökeli basın mensuplarına kahvaltılı toplantı düzenledi. Sögiyat Başkanı Reşat Er konuşmasında 10-13 Eylül tarihleri arasında Söke Tarım Fuarını düzenliyoruz. Söke Çarşamba Pazarı yerine kuracağımız tarım fuarı alanı 4500 metrekare olacaktır. Fuar alanımız her geçen yıl dar gelmeye başlamıştır. Bu yılki fuarda standlarımızın tümünü kiralamış durumdayız. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Atatürkçü Derneği Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk Düşünce Derneği ve Söke Kadın Sığınma Evi Derneği Söke Şubesi bu yılki 16. fuarımıza destek veriyorlar. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum dedi. Söke 16. Tarım Fuarımızın açılış tarihini değiştirdiklerini belirten Er, 6 Eylül Söke'nin kurtuluş etkinlikleri ve 17 Eylül'deki Kurban Bayramı nedeniyle değişiklik yaptık. Amacımız daha fazla ziyaretçimize hizmet sunmaktır dedi. Hemşerimizin de şehit olduğu haberini aldık. Bu bizi gerçekten çok üzdü. Bu nedenle ben ilk önce ülkemizde olan terör olaylarında hayatını kaybeden, şehit olan güvenlik güçlerine, askerlerimize, polislerimize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. 1995 yılında kurulan derneğimiz bu sene 20. yılında. İlk önce onu söylemek istiyorum. Bununla beraber de 1999 senesinde Söke Belediyesi tarafından devraldığımız tarım fuarı organizasyonunu 2015 yılına geldik. Aşağı yukarı 16. yılını 16 yıldan beri biz yapıyoruz ve 16 yıldan beri daha önceki yöneticilerimizin, başkanlarımızın emekliliğiyle her sene bir adım daha, iki adım daha ileri gelerek sadece Söke'de değil, bölgemizde, ilimizde katılan firmalar çünkü dışarıdan da geliyor. Isparta, Uşak, Afyon, Manisa gibi tarımla uğraşan illerden. Fuarımızı oralardaki bölgelere kadar ürünü yaymış vaziyetteyiz. Bizler için, yani ben ve yönetim için, hatta özellikle Sögiyat üyeleri için gerçekten taşıması zor bir bayrak. Çünkü her sene ileri giden bir çıta, bizler de bu sene daha da ileri gidip götürmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte 4500 metrekare kadar kapalı alanı bulunan Söke Çarşamba Pazarı diye adlandırdığımız pazar bölgesinde kurduğumuz fuarımızı yine aynı yerde kullanıyoruz. Dışarıdan katılımcı firmaların gelmesini çok arzu ediyoruz. Fakat bölgemiz tarım bölgesi olması sebebiyle Söke bölgesi olarak Söke'de tarım aletleri, makineleri üreten firmalarımıza öncelik tanıdığımız için ve insan gücüyle olan tarımın artık son yıllarda azalmasıyla daha büyük tarım aletleri, daha ebatları büyük tarım aletleri sergilendiği için bu sefer fuardaki yer sorunu yaşamaya başladığımızı görüyoruz. Söke'den de aşağı yukarı şu anda katılan %52-53 firmanın içerisinden bunun %60'ını, %65'ini Söke firmaları karşılıyor. Bizler için ilk önce Söke tarımını, Söke ismini ön plana çıkarmak olduğu için illaki Sökeli ellerin değdiği, Sökeli ustaların elinin, emeklerinin, terlerinin aktığı makineleri ilk önce oraya koymak ve bölge enseniyle hatta dışarıdan gelen katılımcılara bizim kendi Sökeli firmalarımızın tanıtmasını, aracılığını yapmak boynumuzun borcu. İlk önce onları koyuyoruz ve daha sonra geri kalan %35 kısım da Manisa, Uşak, Balıkesir, Afyon gibi illerimizden, tarımla ulaşan illerimizden gelen firmalar renklendiriyor. Onları da bölge insanlarımızla tanıştırmış oluyoruz ve çiftçilerimizle tanıştırmış oluyoruz. Bir de fuarımıza firma olarak katılanlardan ziyade bizim her zaman kapımızın açık olduğu ve hep birlikte olmaktan onur duyduğumuz Atatürkçü Düşünce Derneğimiz, Kadın Sığınma Evimiz, Şair Yazarlar Derneğimiz, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimiz, Kent Konseyimiz, İşkur Müdürlüğümüz, bazı özel bankalar, tarımla iştirak eden işte Ziraat Bankası, Denizbank, Anadolu Bank gibi bankalarımızın fuarımızda stand açmalarıyla daha da renkleniyor fuarımız. Sögiyat'ın üyelerini ilk başta fuarımızda davetiyeler daha basılmadan
aramızda görmek istediğimi dile getiriyorum. Bununla beraber de özellikle Aydın ili, ilçeleri, civar köyler, civar vatandaşlarımızın hepsini fuarımıza şimdiden davet ediyorum. Bizlerin verdiği emeklerin karşılığını inşallah bölgemizde ve Türkiye'de daha iyi şekilde ses getirecek şekilde olmasını temenni ediyorum. Toplantımızın gündem maddesi buydu ve kahvaltılıydı. Bununla birlikte katılım sağladığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kahvaltı için şimdiden afiyet olsun diliyorum. Eğer basının sormak istediği sorular varsa soruları da alabiliriz. Teşekkür ederim.